Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu. Artık günü kapatmaya hazırlanıyoruz. Yani kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir son dakikayla başlayalım isterseniz yayına. Amerika'da Conference Board Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında 97 oldu. Beklenti 104'tü. Önceki veri de 104.7 idi. Son dakikalar gelmeye devam ettiği takdirde paylaşıyor olacağız. Ama önce bugün haydi konuştuk aslında küreseli. Küresel tarafta neler olduğunu, neler bittiğini daha da konuşmaya devam edeceğiz. Elindeki notlar için önce araştırmaya gideceğiz. Çağlar Kuzdukluoğlu anlatacak. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve araştırma masasındayız. Çağlar'la birlikteyiz. Çağlar hoş geldin. Sabahtan bu yana hayli yorulduğunuzu biliyorum. Hatta bir son gayret çabasıyla bizim için de paylaşırsan bugün neler oldu, neler bitti. Senden dinleyelim. Küresel taraf deyip duruyoruz. Büyümeleri konuşuyoruz. Avrupa cephesinde özellikle zannediyorum. Nedir oradan elde ettiğimiz hem veriler hem de piyasalara yansımaları? İnan bugün 30 Nisan ve yılın 4. ayını geride bırakıyoruz. Yurt içi perspektifte baktığımızda gözümüze çarpan önemli detaylar var. Yurt dışında da senin söylediğin gibi Avrupa'dan gelen büyüme rakamlarını takip ettik. Ve bu noktada geçtiğimiz hafta belki önceden büyüme anlamında, ekonomik performans anlamında olumlu baktığımız ABD ekonomisi her ne kadar büyümesini devam ettirse de beklentinin altında bir performans sergilemişti. Avrupa'da da beklentilerin üzerinde özellikle 4 büyük ekonomide bugün büyüme rakamları açıklandı. Şimdi burada sanki Avrupa daha olumluymuş gibi anlaşılabilir ama büyüme oranlarına baktığımızda zaten Avrupa ile Amerika arasında bariz bir farklılık olduğunu, Amerika'nın ağır bastığı görünüm olduğunu tekrar söyleyelim. An itibariyle de Avrupa borsalarında genel itibariyle negatif görünümler var ana endekslerde. Ama ekrana biz şu anda gelişen ülkelerin dolara karşı para birimlerinin performansını verdik. Neden? Buna bu hafta seninle Didem bir kere daha bakmıştık. Türk lirası dolara karşı değer kazanan şuradaki 3 para biriminden biri olarak ayı tamamlayabilecek mi diye. Aslında ben 2 gündür biraz kendini gerçekleştiren kehanet olsun diye çok çabaladım ama bugün 32-38'in üstündeki dolar TL kuruyla %0,03'lük değer kaybıyla Türk lirası değer kaybı yaşayan para birimlerinin içine dahil oldu. Ama yine de özellikle Macar forinti ve Hint rupisi ile beraber şurada değer kazanan dolara karşı 3 para birimiyle beraber bu ay en azından dolara karşı biraz daha dirençli kalabilen para birimleri arasında yer aldı. Diğer para birimlerine baktığımızda da erken sıkılaşmalarından söz ettiğimiz Güney Amerika Merkez Bankalarının o para birimlerinde bu ayki değer kayıpları biraz daha öne çıktı. Mesela Brezilya Reali, Meksika Pesosu gibi. Peki borsa tarafında ne var? Borsa tarafında yine bankacılık endeksi Didem ön planda. %1'e yakınlık yukarı yöndeki değişimiyle 13.500 puanın üzerinde şu anda en geride ulaştırma kalıyor. Dünün flash endeksi ulaştırma kalıyor ama o da pozitifte ve kapanışa yaklaşırken 85 milyar TL'lik bir hacim var. Eğer bu şekilde bir kapanış olursa da bu 92 endeksin içerisinde bizim sadece BIST 30 ve BIST 100'ümüz var. %10 ile 11'lik yukarı yöndeki değişimleriyle ama Borsa İstanbul adına olumlu bir Nisan ayı geride kalmak üzere. Yılbaşından itibaren de bakarsak hazır Nisan bitiyor. Bununla ilgili de bir değerlendirme yapalım. Görüleceği üzere %37'ye yakın BIST 30, %35'in üzerinde de BIST 100 var. Dolar bazında da Türk lirasındaki değer kayıplarının kısıtlı kaldığı yılda ilk 4 ayda Borsa İstanbul yatırımcısına şurada görüleceği üzere %25 ila 23,5'luk BIST 30 ve BIST 100 fırsatları sunmuş. Ama bu senenin endeksi bankacılık endeksi. Tabii buradaki bazı hisse gruplarını dışarıda bırakmak gerekiyor ama bankacılık endeksini terminalden incelediğimizde orada da %23'lük yukarı yönde ay başından itibaren biraz önce %10'lardan bahsediyorduk. Yıl başından itibaren görünüme bakarsak da çokça aslında BIST 30 ve BIST 100'e fark atan %55'in üzerinde bir endeks olduğunu görüyoruz. Tabii burada yine ayıpları söyleyelim hisse grupları bazında bunu dikkate almak gerekiyor. Ve aslında haftanın sonuna gelirken küresel tarafta da not düşmemiz gereken bir konu var. O da ABD 10 yıllıkları Avrupa hisse senedi piyasalarını
ele aldık ve ABD 10 yıllıklarına Nisan ayı biterken %4,66'nın üzerinde bir görünümle giriyoruz ki dünyada aslında biraz soru işaretlerinin ise performansları adına arttı bu dönemde. Nisan ayının ardından ikinci çeyreğin iki ayında da ABD tahvillerine biraz daha çok bakacağız. Hisse tarafında bir negatif düzeltme gelecek mi? Ona bakacağız. Tabii ki içeride de Borsa İstanbul'daki yükseliş, TL'deki değer kazanımı ya da olası dolara karşı kısıtlı değer kayıpları ve CDS, o da şu anda 295 seviyesinde izleyeceğimiz ana dinamikler olarak duracak Didem. Çağlar, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli notlar. Biz birazdan bütün bu notları biraz daha ayrıntılarıyla belki ele alıyor olacağız konuklarımla birlikte. Sana şimdilik hoşça kal diyorum. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Haydi o zaman yatırım finansmana gidelim. Her gün yaptığımız gibi bu dakikalarda strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Berna Önsel benimle birlikte. Berna, hoş geldin. Nasılsın bugün? Merhaba, iyi yayınlar Didem. Oldukça yoğun bir takvim takip ediyoruz bizler de. Evet, aynen öyle. Piyasanın dinamikle ayak uydurmaya çalışıyoruz şu anda. Kolaylıklar diliyorum. Vallahi hiç de kolay değil ama yine de kolaylıklar diliyorum. Şimdi biraz önce Çağlar da biraz bahsetti. Hani yurt dışı tarafından notlara değindi. Ama senin de elinde tabii ki paylaşacağın detaylar var. Neler aktaracaksın bize bugün diyerek vereyim sözü sana da oradan devam edelim. Çok teşekkür ederim. Küresel piyasalarda aslında hafta başlangıcından bu yana fiyatlamalara bilançolar yön veriyor. Hafta bazında değerlendirdiğimizde S&P 500'de toplamda 259 şirketin bilanço açıklaması bekleniyordu bu hafta. Bir kısmını geride bıraktık ve S&P 500'de de %72'lerin üzerinde aslında bilanço dönemi tamamlandı. Buradan başlamam gerekirse bugün seans açılışı öncesinde Coca-Cola, McDonald's gibi mega cap şirketlerin ve yine endekse beta katsayısı yüksek şirketlerin bilançolarını takip ettik. Seans kapanışıyla birlikte ise Amazon, Supermicro Computer gibi yine sektör devlerini konuşuyor olacağız. Amazon tarafına baktığımızda son 3 çeyrektir S&P 500'deki perakende sektör gelir büyümesine en büyük katkı yaratan şirket. Burada da e-ticaret hacminin ve küresel e-ticaret satışlarının daki büyümenin devam etmesi bekleniyor. Supermicro Computer tarafında ise şirketin tedarikçileri arasında Nvidia, Advanced Micro Devices gibi şirketlerin bulunmasıyla birlikte sektördeki talep büyümesine ilişkin bir sağlık sinyali olarak yorumlanıyor Supermicro Computer'ın bilançosu. Bunun haricinde ise Çağlar Bey de bahsetti aslında. Bugün seans açılışının sonrasında, Avrupa seans açılışı sonrasında Euro bölgesinden gelen veriler artık bölgede resesyonun bittiğini teyit etti. Tabii ki bölgede canlanmadaki en büyük etken Almanya'daki sorunlu sanayi sektöründeki büyüme oldu. Buna ek olarak da enflasyonda beklentilere paralel bir sonuç aldık. Artık Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki gün sürecek olan FED toplantısı da bugün başlayacak. Yarın beklentilerde net bir değişiklik yok. Faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Fakat haftaya Republic First Bank'ın iflasıyla ABD'de başladık. Bu da tabii ki 11 Mart'ta Fed'in bölgesel bankalara acil yardım penceresini kesmesinin ardından ilk banka iflasıydı. Bu bağlamda da Powell'ın açıklamalarında özellikle ticari gayrimenkul kredisi ve bankalara yönelik ek olarak jeopolitik gerilimlere yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu taraf oldukça yarın kritik olacak. Yeniden bugüne döndüğümüzde ise Dünya Küresel Altın Konseyi'nin bir raporu vardı. Bugün özellikle Asya tarafından Asya Merkez Bankalarının agresif altın alımlarına devam etmesiyle birlikte küresel altın talebinin yıllık bazda %3 büyüdüğünü Altın Konseyi belirtti. Önümüzdeki süreçte de Hindistan'da festival döneminin başlaması bu tarafta değerli metallere bir hareket getirebilir gibi görünüyor. Şu saatlerde ABD seans açılışının ardından yatay negatif bir görünümde başladık seansa. S&P 500 tarafında 5100 altına bir çözülme var. 5100-5145 bandı ise şu anda yukarıda kuvvetli direnç olarak kalmaya devam ediyor. Yarın FED, bugün ise seans kapanışıyla birlikte alacağımız bilançoların etkisiyle endekslerde bir miktar bu iki önemli etmen öncesinde ihtiyatlı bir seyir var. Şu an bilançolar öncesindeki bu temkinliliğin de seans içerisinde devam etmesi beklenebilir. Bugüne ilişkin aktaracaklarım bu kadar Didem. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Berna sana ve hepinize orada kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Berna Önsel'i uğurluyoruz. Bir son dakika daha paylaşayım. Hazine Mayıs'ta 146.1 milyar liralık iç borç ödemesi, 210.4 milyar liralık da iç borçlanma planlıyor diyelim. Ve biraz sigorta sektöründen ilerleyelim istiyorum. Çünkü muhabir arkadaşımız Burak Karagöz, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'la konuştu. Bir araya geldi, sorularını yöneltti kendisine ve Taha Bey hem ilk çeyrek verilerini değerlendirdi Burak Karagöz Bloomberg HT için, hem de Türkiye Sigorta'nın hedeflerini anlattı. Haberimizi, röportajımızı paylaşalım, oradan reklama gidelim. Dönüşte de Emir Sarp Yener konuğum olacak, Tere Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Varsa sorularınız, bu arada onları da paylaşabilirsiniz. İlk çeyrek Türkiye Sigorta ve Türkiye Ayetemekli için güçlü geçti. Öngörülerimiz doğrusuna güçlü geçti. Prim üretimimiz ilk çeyrekte Türkiye Sigorta tarafında 28 milyarın üzerinde bir prim üretimiyle kapattık. Geçen seneye göre %130 büyüme sağladık. Sektör %98'lerde büyüme sağladı. Sektörümüz de kuvvetli geldi. Ama buradan öte prim üretimden ziyade primin kompozisyonu bizim için önemliydi. Yani üretim tek taraflı üretimden ziyade bilançomuzun %40 üretimimizin bireysel ürünlerde, %40'ı ticari ürünlerde, %20 tarımsal ürünlerde gerçekleştirdik. Sağlık, kasko ve trafikte de minimum %10'luk pazar payımızı koruyarak devam ettirdik üretimde. Aynı şekilde karlılığımızla rakamlarıyla ilgili olarak da 2024 ilk çeyrek güzel bir karlılıkla ulaştık. Teknik karımız kuvvetli geldi. Teknik karımıza çok önemsiyoruz. 1.8 milyarlık bir teknik kâra ulaştık. 3.5 milyarlık net kâr yaptık. Geçen seneye göre kârımız %556 arttı. Aynı şekilde kârımızı yaparken hasar primimiz de düştü. Yani hasar prim rasyolarımız şu an %70, sektör %85'lerde. Bileşik rasyolarımız dediğimiz maliyet yüzün altında kalırsa iyi, yüzün altının üstünde kalırsa kötü olan rasyolarımız da şu an 90, sektör %115'te. Amacımız kalan 9 ayda da 2024'ü güçlü, sürdürülebilir büyümeyle devam ettirmek ve bireysel ürünlerde oyun kurucu rolümüzü devam ettirmek. İlk çeyrekteki bu büyüme beklentiniz yönünde mi geldi? Beklenti konusundaydı. Yani bazı ürünlerde küçüldük hatta. Bazı ürünlerde tekrar büyüdük. Beklediğimiz kompozisyon içerisinde gerçekleşti. 2024 ikinci çeyrekte de aynı şekilde büyüme devam edecek. Yangın, doğal afet, mühendislik ve havacılık tarafında büyümeler devam ediyor. Hatta bizim mühendislikte Nisan ayında kestiğimiz poliçe 2024 şu ana kadar Londra Lloyd's piyasasında kesilen en büyük poliçe. Öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor. Aynı şekilde kasko, sağlık ve trafik, özellikle TSS, tamamlayıcı sağlık, yani halkımızın rahat ulaşılabilir ürünlerinde de öncü rol devam edecek ve pazar payımızı koruyarak büyütmeye devam edeceğiz. Tabii özellikle deprem teminatının sektöre ve şirketinizin bilançosuna etkisi nasıl oldu? Biz geçen sene biliyorsunuz, tekrar Rabbim yaşatmasın, 100 yılın depremini yaşandı ülkemiz. 2023 Şubat depreminde 6,5 milyarlık hasar ödemesinin tamamını biz depremzedelerimize ödedik. Kalan bir 50 milyon vefatlar ve mağlulüktan dolayı oluştu. Onlarda da yasal temsilcilerini ödüyoruz. Yani depremle ilgili olarak tüm maliyetlerimiz ödendi. Depremzedelere tüm konularımızı kapattık. Aynı şekilde en büyük güçlerimizden biri de Türkiye Sigorta olarak şu: 6 Şubat depreminden sonra 7 Şubat'ta bile bizim ekranlarımız açıktı. Yani deprem geliyor, yüzyılın felaketi, bunu bir yönetmeniz lazım. Aynı tarafta hayatı da akışında devam ediyor. Bu şekilde de devam ettik ama depremle ilgili olarak 6,5 milyarlık hasarımızın tamamını ödedik. Şimdi sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de trafik sigortaları. Rakamlara baktığımız zaman trafik sigortasında zarar 14 milyar TL'ye ulaştı. Bir diğer taraftan sigorta aracıları teklif platformu Şubat'ta hayata geçirildi. Dolayısıyla bu poliçe arzını olumlu etkiledi mi ve kalıcı olacak mı bu platform? Platforma tamamen üyeyiz, açığız. 4000 ajantımın tamamı şu an bende trafik keser durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Net kar açıkladığım tutar kadar 2-3 ayda trafikten dolayı IBNR dediğim karşılık ayırdım. Yani ciddi bir rakam var, kos var. Onu yönetmemiz elzem. Platformun verimli olacağını düşünüyorum. Sistemsel sıkıntılar oluyor ama ben ekranlarım tamamıyla açık, 7-24. Bununla beraber 4000 ajantımı da siz ekranlarımı açtığım için trafik akışlarım şu an iyi durumda. Kasko tarafında durum nasıl? Kasko'da yanlış hatırlamıyorsam Sunda da vardı. Geçen seneden bu yana fiyat artışı sadece %135. %35. Sadece %35. Ağustos ayında başladık. Ağustos ayından bu yana da fiyat artışları gayet makul derecede gidiyor. Sektörde ikinci durumdayız. 1 milyon üzerinde poliçe adetine ulaştık. Kasko'da ve bireysel tamamlayıcı sağlık tübi ürünlerde biz vatandaşlarımızın rahat ulaşılır bir olana hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ve fiyatlarımız artık bu makul seviyelerde kalacak.
Şimdi tabi hastalık sağlık branşında 2023 yıl sonunda 70 milyar TL prim üretildi ve branş 2023 yılını 11.8 milyar TL teknik kar ile kapattı. Sağlık sigortalarından tamamlayıcı sağlık sigortasına ortalama yaklaşık 3'te 1 poliçe bedeli olması nedeniyle kayışın hızlanmasını bekliyor musunuz? Kesinlikle bekliyorum. Zaten şirketimizde de bu şekilde bir büyüme öngörümü var. Geçen sene 170 bin tamamlayıcı sağlık poliçem vardı. Şu an itibariyle 567 bin var. Yani %235 tamamlayıcı sağlıkta büyümüş durumdayız. Overall'da ise sağlık sigortalı adetim 818 bine ulaştı. %60'ı TSS'den oluşuyor. Ve TSS'de oluşurken de trafik sigortası fiyatına tamamlayıcı sağlık poliçesi oluşturuyoruz. Ve teminatları kısmadan ana mottolarımızdan biri özel sağlık devam edecek ama TSS'de de kuvvetli büyümek. Ulaşılabilir fiyatlama. Şimdi Türkiye sigortanın yılın geri kalanı için hedeflerini anlattığınız zaman biraz daha açmak istiyorum. Özellikle farklı enstrümanlar görecek miyiz yılın geri kalanında ve daha çok fokuslanacağınız alanlar nereleri olacak? Farklı enstrümanlar gelecek. İnşaat orisk tarafını fokuslanmaya devam edeceğiz. Bireysel ürünlerde daha önceki sigorta şirketlerinin olduğu hali hazırdaki ürünleri biz daha yeni rafa koyuyoruz. Kredi kartı olsun, kredi sigortaları olsun, faturam güvenli sigortaları olsun. Fakat bu ürünlerde farklılığımız şu, biz ürünlerimizi resüre etmiyoruz yurt dışına. Kendi kostumuzdan, kendi maliyetlerimizden, kendi öz kaynaklarımızdan oluşturuyoruz ve bankalarımıza böyle sunuyoruz. Bu güzel bir aset. Böylelikle bankalarımız ve iş ortaklarımızla daha da verimli bir hale getiriyoruz ve sigortalının korumasını daha da büyütüyoruz. Aynı zamanda hayat sigortalarında teminatlarda değişiklik yapacağız. Uzun süredir tek teminatta gidiyorduk. Farklı ürünler getirdik. Döviz endeksli ürünlerimizi oluşturdu. Sektörün hayat sigortasını biliyorsunuz %30'u döviz endeksliydi ama bizde yoktu. Bu tür ürünleri de tekrar oluşturduk. Yeni ürünlerimiz devam edecek. Ana mottomuz bireysel ürünlerin yanında ticari kurumsal ürünlerde de büyümeye devam etmek. Son olarak da genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'deki sigortacılık sektörünü şu an itibariyle nasıl görüyorsunuz, nasıl okumak lazım tabloyu? Sektör güzel büyüyor, sağlıklı büyüyor, bilanço yapısı büyük şekilde devam ediyor. Yurt dışındaki reisörlerle ilişkilerimiz daha da artırırlarsa, reisörlerimize bakış açısı biliyorsunuz 100 yılın depremini yaşadık ve beklenmeyen bir deprem yerinden yaşadığımız için bunu da yönetmemiz lazım. 100 yıl reisör maliyetlerimize düştüğü sürece, line'larımız da arttığı sürece daha büyük büyümeye etkin şekilde devam edeceğimizi düşünebiliyorum. Yani. Sektör olumlu. Kapanışa doğru devam ediyor. Tera Yatırım'a gidiyoruz. Tera Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Emir Sarp Yener hazır ve beni bekliyor zannediyorum. Emir hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Didem. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bu oldukça hareketli haftayı seninle biraz konuşalım istedim. Hem dışarıdaki tabii gündem hem içerideki gündem başlıkları üzerinden gidelim. Varsa sorular elbette onları da seninle paylaşıyor olacağım. İzleyicilerimize de bir kez daha hatırlatmış olayım. Bana mesaj atabilirler sorularını veya yorumlarını diyerek. Önce Fed diyelim. Ya Fed'le ilgili ve piyasaların Fed beklentilerini fiyatlama yöntemleriyle ilgili çokça konuştuk. Son durumda senin yaklaşımını ve değerlendirmeni merak ediyorum. Bir, bu hafta Fed herhangi bir adım atar mı? Atmaz ise eğer Powell'dan ne tür bir mesaj gelmesini beklersin elimizdeki mevcut veriler ışığında ve buna mukabilde nasıl bir fiyatlama oluşmasını bekliyorsun yurt dışı piyasalarda? Açıkçası ben Fed'in bir yani çok yakın vadede bir adım atacağını zannetmiyorum. Benim beklentilerim daha çok sene sonuna doğru yönlenmiş vaziyette. Powell'dan da neticede Şahinton'un devam etmesini bekliyorum. Ama piyasalar arasından baktığımızda hani piyasalar bence faizlerin uzun süre yüksek seviyede kalabilme ihtimalini ve hatta da işte bir faiz indirimi gerçekleşirse de bunun ancak sene sonuna doğru gerçekleşebileceği ihtimalini fiyatladıklarını düşünüyorum bu geçtiğimiz dönemde. Amerika'ya da reel ekonomiye baktığım zaman da ekonomik veriler hala güçlü gelmeye devam ediyor. Şirket karlılıkları da son dönemde oldukça iyi geldi. Genel olarak gerçekleşen karlar beklentilerin üzerindeydi Amerika tarafında. Ben bunun da yani S&P açısından özellikle olumlu olacağını ve orada da çok kuvvetli olmasa bile yukarı doğru trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine ilişkin biraz farklı beklentiler ifade edilirken fiyatlamalara baktığımızda aslında
en yakın olasılık, yani aslında tabii %14 ile mesela Temmuz toplantısını görüyoruz. %34,5 ile Eylül, %23 ile Kasım ve Aralık'ta da %41. Ocak'ta %26,2'ye düşüyor. Fiyatlama bu şekilde. Bu bizim alışa geldiğimiz hani o %60'lar, %70'ler mertebelerinden fiyatlamasından çok uzak bir tablo. Dolayısıyla sen hani yılın sonuna doğru bir şey bekliyorum diyorsun ama fiyatlamalara baktığım zaman o bile o kadar sanki şey görünmüyor. Hani acilmiş gibi görünmüyor bu fiyatlamalardan. Onu nasıl değerlendirmek lazım? Açıkçası şöyle, FED neticede hep bugüne kadar datalara göre hareket etmiş bir yapısı var. Ve Amerika'daki datalar da hani genelde volatil bir seyir izliyor. Beklentilerden hani sapmalar çok şaşırtıcı olmuyor bu sapmaların gerçekleşmesi. Bence FED hani önümüzdeki aylarda da bu dataları yakından takip etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bu bahsetmiş olduğun dağılma bakarsak da hani yoğunlaşma esasında sene sonunda, ha bu sene indirim olmayabilir mi? Evet, bu da ihtimaller arasındadır ama bence zayıf bir ihtimaldir. Hatta bir kurum raporunda yani ekonomik dataların bu şekilde devam etmesi durumunda Fed'in faizi bir kere daha arttırabilme potansiyeli olduğuna işaret etmişti. Ben bunun da çok bir yani olasılıklar dahilinde olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum. Stagflasyon konusuyla, tartışmalarıyla ilgili bir görüşün var mıdır ABD tarafından? Yani şu andaki resim bence burada yumuşak inişe doğru. Yani bir ekonomi bugüne kadarki gelişmeler, özellikle 2024 senesini düşündüğümüzde beklentilerin üzerinde güçlü kalmaya devam etti. Ve bu güçlü gidişatta hani alt dataları dahi okuduğumuzda sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor bir dönem daha. O yüzden de ben hani yumuşak inişin veya çok daha büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Şu anda stagflasyon olasılığı benim kafamda hiç yok açıkçası. Pekala. Gelelim o halde Avrupa tarafına biraz. Avrupa'da beklentilerden iyi gelen büyüme verileri olumlu bir tabloya işaret ediyor aslında. Belki hani büyüme nezdinde. Ama bu ikilemi Türkiye için de belki düşünebiliriz. Vaktinden önce beklentilerin üzerinde gelen büyüme uygulanmakta olan programı sekteye uğratır mı temasını dün özellikle Türkiye için biraz konuşmuştuk bu saat diliminde. Şimdi Avrupa tarafına baktığımızda sen neler düşünüyorsun? Bu beklentilerden iyi gelen büyüme verileri Avrupa ekonomisi ve ECB'nin hamleleri adına ne ifade ediyor olabilir? Yani şimdi neticede evet, büyüme verileri beklentilerden iyi geldi ama hani Avrupa tarafında da uzun süredir yani büyüme açısından devam eden problemli bir süreç var. Onun için de hani şu verilerin iyi gelmiş olması bence genel gidişatın hemen bugünden yarına değişebileceğini işaret etmiyor diye düşünüyorum. Ve faiz indirimi konusunda da Avrupa Merkez Bankası'nın elinin FED kadar kuvvetli olmadığı görüşündeyim. FED'le karşılaştığında çok daha çabuk bir şekilde büyük ihtimalle yazın başında veya en geç yaz aylarında bir faiz indirimi gerçekleşeceği görüşündeyim. Avrupa'da özellikle Almanya tarafında hani işler bence iyi gitmiyor. O yüzden de orada faizlerin çok uzun süre yüksek seviyelerde devam etmesi yani Amerika ile karşılaştırıldığında daha farklı bir durum ortaya çıkarabilir. Pekala, teşekkür ediyorum Emir. Bu arada bakıyorum sorular veya yorumlar içerisinde bizim gündemimizi de ilgilendiren başlıklar neler diye. Biraz borsaya dönüp bakmamız gerekiyor, onu anlıyorum ağırlıklı olarak. Şimdi BIST 100'den bahsedecek olursak eğer, dün 10.000 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün de an itibariyle 10.088 düzeyindeyiz. Yani dünkü kapanışa çok yakın, daha yatay bir tablo var. Bu 10.000 seviyesinin önemi nedir? Var mıdır bir önemi? Gerek psikolojik gerek teknik açıdan nasıl bakmak lazım bu seviyeye? Çünkü herkes hani bunun üstünde kalacak mıyız, kalamayacak mıyız sorusunu soruyor gibi sanki.
Ya şimdi ben yani bu olaya farklı yatırımcı grupları arasında yani açısından bakmak istiyorum. Yabancı yatırımcıya baktığımızda buraya haftalardır üst üste neticede ciddi miktarda para sokuyor. Bu sokulan rakamlar da hani milyar dolarlarla ifade edilecek rakamlar. Haftalık bazı konuşmuyorum da genel olarak söylüyorum. Şimdi ve onlar tabii hani buradan hani çıkmanın da bu kadar çok kolay olmayacağını biliyorlar. Ve uzun vadeli baktıklarında da buradaki yukarı doğru potansiyelin devam edeceğine inanıyorlar. Büyük ihtimalle de enflasyondaki aşağı doğru kırılmayı gözlemlemeye başladığımızda yaz aylarının başlarında buradaki para girişinin daha da arttığını görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan yerli yatırımcı açısından baktığımızda ortada bambaşka bir resim var. Bir pozisyon taşıma maliyeti çok artmış vaziyette. Aracı kurumların kredileri uygulamış oldukları faizler oldukça yüksek. Ve öbür taraftan da alternatif getiri de her geçen gün daha yukarı gitmekte. Yani kısa vadede yabancı yatırımcılar borsanın riskini almaktansa gözlemlediğim kadarıyla daha çok faizli yani TL faizli kazandıran enstrümanlara yatırım yapmaya tercih ediyorlar. Bu da tabii borsa tarafında yabancıdan para girişi, yerliden para çıkışı şeklinde böyle birbiriyle çakışan bir görüntü yaratıyor. Ama hani burada evet dalgalanmalar olacak diye düşünüyorum. Bir noktadan sonra burada da faiz indirilmesi gündeme gelecektir. Özellikle de yani veya faizler piyasadaki faiz oluşumları aşağı gitmeye başlayacaktır. Özellikle de enflasyon tarafındaki olumlu gelişmeler yaşandıktan sonra bu sefer daha fazla yerli yatırımcının borsa ilgi gösterebileceğini düşünüyorum. Açıkçası ben burada hani senenin geri kalanından umutlu kalmaya devam ediyorum. 13.500-14.000 seviyelerindeki bir endeks benim açımdan sürpriz olmaz. Bu da dolar bazında bizi 350 gibi bir rakama getirir diye düşünüyorum. Daha da yükseği olma ihtimali olabilir tabii. Peki. Tabii burada herhalde itici güç biraz daha yabancıların piyasaya girmeye başlamış olmaları ve buradaki hikayeye inandıklarını ifade eden pozisyonlar açmaları. Bu değişmediği takdirde yukarı yönlü potansiyel var diye anlıyorum ben. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programımız çalışıyor mesajını verdi. Sizin son dönem yabancılarla olan temaslarınızda hep konuştuğumuz aslında seninle karşılıklı o Türkiye hikayesine ve olumlu beklentilerine yönelik reaksiyonlar nasıl şekillenmeye başladı? Hala önümüzde yabancılar açısından hani şu da olsun da daha da bir elimiz rahatlasın diyebilecek bir kesim mutlaka var. Yani kendi regülasyonları çerçevesinde olsa bile bunu düşünenler mutlaka olduğunu tahmin ediyorum. Nedir oradaki bekleyiş? Yani orada bir neticede hani genel olarak bekleyiş enflasyondaki bu aşağı doğru eğilimin kalıcı bir şekilde gözlemleniyor olması. İki, bazı fonlar açısından hani kredi derecelendirme kuruluşlarının verecekleri reytinglerin önemi olabilir. Üç de swap piyasasının canlanması ki burada son aldığımız duyumlar hani bu piyasanın geçmişle karşılaştığında canlı bir halde faaliyet gösterdiği şeklinde. Bir de işte genelde hani dünyadaki ekonomik görüntü veya dünya özellikle de gelişmekte olan ülke borsalarındaki trendler de onların hani gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye bakışını etkileyecek faktörlerdendir. Ve burada CDS'lerin seviyesi de bence önemli bir seviye olacaktır. Şu anda Evet. Bugün gene 300'ün altına gelmiş vaziyetteyiz. 295. Açıkçası burada hani biz 250'lere arkasından da belki 200'lere doğru hareket ettikçe bu benim bahsetmiş olduğum borsadaki hareket de yani işte TL bazında 14 bin lira doğru bir hareket de yavaş yavaş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Eğer yani CDS'lerde biz 250'nin altına gerçekten gelebilirsek de 14 binin bence açılma ihtimalinde oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce yabancılar daha ziyade alıyor, yerliler belki biraz daha satış tarafında yer alıyor dedin ve tabii insanın aklında peki yerlilerin satıp
çıktığında elde ettiği nakit nereye gidiyor sorusunu getiriyor akıllara. Burada da elbette hani son dönemlerde en çok konuşulan yine mesela altın, değerli metaller veya yurt dışı hisse senedi fonları veya döviz, bilmiyorum. Ne gözlemliyorsun ve nereye doğru gittiğini düşünüyorsun? Bir de tabii içeride mevduat eğer bir alternatifse. Seni duyamıyorum şu an Emir. Zannediyorum sesin kapandı. Mute'da olabilirsin. Bir daha yok, deneyelim. Değilim. Hah, tamam, şimdi geliyor. Harika. Evet. Baştan alırsan sevinirim. Bence oradaki trend hani tersine dönmüş, dönmekte diye söyleyeyim. Hı hı. İnsanlar döviz veya dövize bağlı varlıklardan uzaklaşıp şu anda daha çok TL faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarına doğru yönelmiş durumdalar. Pekala. Altını spesifik olarak sormak istiyorum o halde. Şimdi merkez bankalarının ilgisi alakası bariz şekilde devam da ediyor. Dolayısıyla bir talep var. Ons altında bugün %2'nin biraz altında bir düşüş var gerçi. 2298 dolar seviyesindeyiz ama gram altında da benzer bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL ise yatay 32-38 seviyesinde. Burada nasıl bir denkleme bakıyoruz? Yani uluslararası tarafta ons bazında baktığımızda altına olan ilgi devam eder mi? Eğer kur daha sabit gibi kalacaksa, daha kontrollü kalacaksa bu gram altını nasıl etkiler diye merak ediyor izleyicilerimiz. Açıkçası şöyle, hani neticede altındaki hareket, özellikle de ons altındaki hareket sene başından beri beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş vaziyette. Burada tabii yani jeopolitik etkenler kadar bence Fed ile ilgili beklenti de resme yansımıştı. İleriye dönük olarak baktığımızda da hani bence altın, evet, jeopolitik etkenleri bir tarafa koyuyorum. Çünkü onlardaki gelişmeleri hani an ve an tahmin edebilmek oldukça güç. Ama sanki Fed faiz indirim sürecine gerçek anlamda başladığı noktada birazcık daha yukarı doğru potansiyel taşıyabilir diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan da şunun da altını çizmek lazım. Belki sene başından şu ana kadar yaşamış olduğumuz hareket de Fed'in bir noktada faiz indirmeye başlayacağını fiyatlayan bir hareketti düşüncesindeyim. O yüzden de hani Fed faiz indirmeye gerçek anlamda başladığı noktada belki insanlar, yani oradan para kazanmış olan yatırımcı kitlesi bu kârı realize etme yoluna da gidebilir düşüncesindeyim açıkçası. Ya Emir, son bir dakika neredeyse halka arzlarla da ilgili yine görüş ve yorumunu merak ediyorum. Burada çokça konuştuk aslında, çok sayıda yeni yerli hesap açıldı halka arzlara katılımlar esnasında ama kurumsal paydanın ne olduğu daha önemli yorumlarını da sıkça yapıyorduk. Şimdi son dönem tekrar canlanmaya başlanan halka arzlarla ilgili böyle bir beklenti var mı? Böyle bir çalışma olduğunu gözlemliyor musun? Kurumsal paydadan kastı bir daha... Dağılımın daha yüksek olduğu halka arzların daha sağlıklı, daha belki anlamlı olduğu ifade öyle ediliyor. Çünkü neticede yani kurumsal yatırımcı her zaman için daha uzun vadeli yatırımcı ve yani ve genel olarak da daha nitelikli yatırımcı veya akıllı yatırımcı olduğu kabul edilen kitle ve yani onlar aldıkları bir pozisyonu inceleyip sık dokuyup inceledikten sonra bu yatırım kararını veriyorlar. O yüzden de onlar hani halka arzların kısa vadeli değil ama orta ve uzun vadeli başarısı için bence bireysel yatırımcıya göre çok daha önemli bir rol oynuyorlar diye düşünüyorum. Tere Yatırım Enkul Değerler Genel Müdürü Emir Sarp Yener, çok teşekkür ediyorum Emir bana eşlik ettiğin için. Bugün bir dahakine ben inşallah stüdyoda ederim. Ağırlarız seni, özledik. İyi çalışmalar diliyorum. Emir Sarp Yener'i de uğurladık ve kapanışa doğrunun sonuna geldik. Bir reklam, ardından iş dünyasında tekrar karşınızdayım.